Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tekrar bir araya getiren Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Resulü Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize ve ardınca gidenlere de binlerce selam olsun. Eskiden beri yani çocukluğumdan beri böyle büyüklerimiz gelirdi, yani ümmetin büyükleri diye. İşte bazılarının üstel söylerdi kutup olduğuna inanıyorum diye öyle bir zat gelir mesela mübarek bir zat gelir misafir olur bir gece iki gece. Bundan sonra kutup olduğunda şüphem yoktur der. Ondan sonra gider öbürü gelir falan filan böyle büyük insanlarla karşılaştık elhamdülillah. Ümmetin büyükleriyle diyelim. Büyük insanlar deyince başka türlü büyük anlaşılmasın. Ümmetin değerli büyük insanlarıyla karşılaştık. O hinden Şeyh Halid rahmetullahi aleyhi hatırlıyorum. Şeyh Yahya rahmetullahi aleyhi hatırlıyorum. Gavs-ı hatırlamıyorum. O kucağına almış bizi, o görmüş bizi. Biz onu göremedik de, o bizi gördü. Böyle Allah dostlarından çok insanları gördük. Hele hele eski nesil olanları gördük. Üstazın sayesinde tabii. Bizim kendi kıymetimiz yok. Onların geneli, yani birçokları sohbet et denildiği zaman Derlerdi ki Allah dostunun kalbinde sivrisinek kanadığı kadar yerin olsa yeterdir. Allah dostunun kalbinde sivrisinek kanadığı kadar yerin olsa yeter. Bu çok kıymetli bir söz aslında. Fakat ilk başta anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu bilmiyorum yani sivrisinek kanadı aslında yarı saydam değil mi? Hatta saydam bile sayılabilir. Yani saydam bile olsa onun kalbinde bir yerin olsun. Leke olmasın da öyle mi? Yani lekesiz bir zaman zaman başka meşayika bağlı olan insanlarla karşılaştığımızda onlar kendi aralarında edep olarak söylüyorlar ama yanlış hatırlamıyorsam özleşme yolunda Üstad Rahmetli Ali böyle bir edep olmadığını ifade ediyor. Yanlış anlaşıldığını ifade ediyor. Yanlış anlaşılmalara vesile olmasın diye bir şeyh müridinin başka şeyhin huzuruna gitmesini engelliyor. Onu gördük. Yanlış anlaşılmasın diye. Nereden beslendiğini bilmeyen adam bir oraya bir oraya bir oraya giderse hoş olmaz. Hepsinden besleniyorum zanneder, zafiyetten gider, haberi olmaz. Tamam, be beslendiği nokta tek olmalı. Bir yere yönelmelisin. Kıblen tek olmalı. Tamam, çok çok insanlar olur, çokça farklar olur. Çokça fertlerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesinin adı ne? Vahdet. Sen ayrı ayrı toplanmışsın ama bir yere yöneliyorsan onun adı vahdet oluyor. Tamam çokça insanlar olur da tek bir yere yönelirsen tamam eyvallah tek bir yerden beslen. Kıblen şaşırmasın. Bir oraya gittin bir oraya gittin. Her birinin yoğurt yiyişi ayrıdır. Dolayısıyla birinden bir tokat yersin fark edemezsin kendinle beraber başkasını da asılır götürürsün. Bunlardan dolayı ya da edep bilmediğinden dolayı, edep bilinmediğinden dolayı demişler ki başkasının yanına gitmek doğru değil. Ancak emirle yani evladım git filancayı ziyaret et ya da aniden karşına çıkıverdi. Camiye girdin namaz kılacağım bir baktın ki bir mübarek var hemen olanca hürmetine ona yönelirsin. Ola ki bir sivrisinek kanadı kadar onun kalbinde yerin olur. Ona yaptığın hizmet de kendi mürebbine, şeyhine, üstadına yaptığın hizmet gibi kıymetli olur. Hele hele bazen daha kıymetli olabilir. Yani kendi şeyhinden elde edemediği güzelliği bir başkasının bir bakışıyla elde edebilir. O da mümkündür. Allah dostlarını tanımakta mümkün değildir. Yani bu Allah dostum mu, şu şöyle mi, bu öyle mi diye çok da hovardalık yapmaya gerek yok. Hiç beklemediğin yerde, beklemediğin kişi Allah dostu çıkabilir. Gönlü yarda, bedeni ağ olan nice Allah dostları var. Ya da kalbinde saray taşıyan nice virane görünümlü insanlar var. Onları karıştırmıyoruz, onları Allah'a havale ediyoruz. Allah'ı tanıtan binlerce binlerce belki milyonlarca Allah Teala'yı tanıtan alametler var, değil mi? Ama Allah dostlarını tanıtan bir tane alamet yok. Çünkü her bir kalbe Allah Teala'nın tecellisi farklı olur. Dolayısıyla Allah dostlarına Allah Teala'nın tecellisi her birine tecellisi farklı olduğu için herhangi birinin kalbinde sivrisinek kadar yerin olsa sana kafi gelir. Tecelli ettiğinde seni orada görür. Eskilerle kendimizi kıyaslamıyoruz. Haşa. Üstad Ramut Ali ikiye ayırdı. Nesli olanlar bir de asri olanlar diye. Nesli olanların son kısmına yetiştik. Onların en büyüklerinden bir tanesi de Şeyh Baba idi. İnsanların sureten edebine değil de kalben yaptıkları edebe bakardı. Nahnu nahkumu biz zahir. Biz zahire göre hüküm veriyoruz diye. Sık sık tekrarlardı. Bir türlü anlamazdım ben. Yani hem kalbine bakıyor gelen insanın Mesela günah işleyip de gelmiş, hiç istiğfar çekmemiş, hiç pişmanlık duymamış, şeyhin karşısına oturmuş, o adamı kovardı. Diz çökse bile kovardı. Ayakta beklese daha beter kızardı. El bağlasa daha beter kovardı. Ve biz zahire hükmediyoruz diye o hadis-i şerifi okurdu. Sonra sonra anladım ki ona zahir olan zaten kalbin duruşu. Senin kalbin diz çöküyor mu, çekmiyor mu ona zahir olanı? Senin bedenine bakmıyor ki, zahirine bakıyor. Öyle zahire bakan insanlara karşı da olanca kalbi edebi muhafaza etmek gerekiyor. Allah Teala hepsine binler rahmet eylesin. Ufak bir bu konuyla ilgili olsun olmasın ufak bir şey söyleyeyim. Yani zamanında Üstad Rahmetli Aleyhi bana göre münkirlik yapan bir zat vardı. Sülalesi de sağlam bir adamdı. Yani biraz da ona dayanıyordu. Ehli Beyt'ten olduğunu söylüyordu. Ve biraz da ona dayanarak münkirliğini böyle dozunu biraz fazla kaçırıyordu. Şimdi kim kimi döver, kimin kime gücü yeter onu Allah bilir. Ben de 13-14 yaşındayım. Üstadımı ben 5 yaşımda biat etmişim. Yani daha ona hiç kimse biat etmez iken ben kalben ona biat etmiş, ona hürmetimi ilan etmişim ona bağlılığımı ilan etmişim ve elhamdülillah hala da ondan başkasına yönelmedim. Hiç asla. Bir de o yöneldiğim zat, kalbimle, ruhumla yöneldiğim zat benim babam. Allah Teala da bana ona hürmette, ona boyun eğmekte vazife vermiş. Normalde normal bir talebenin hocasına karşı hürmeti birdir. Bizim gibilerin hocası olan babasına hürmeti en az ikiye çarpar, üçe çarpar, beşe çarpar. Öyle mi? Sevgi de öyle. Faydalanmak da aynı. Elhamdülillah pişman olacak bir amelde işlemedim. Ancak adam çok yükleniyor. Gıyabında veya huzurunda fark etmiyor ben de ona karşı yapabileceğim en büyük edepsizliği yaptım. Edepsizlikleri yaptım hatta. Şöyle söyleyeyim en basitinden onun bulunduğu mecliste sırtımı çevirerek çıkıyordum. Onun sohbeti başladı mı ya kafamı alıp başka yerlere gidiyordum ya da kendimi alıp oradan dışarı yatıyordum. Münkirlik dediğim de bu. Yoksa kalkıp da adama sövmek, sapanlamak değil. Haşa. Yani biz böyle e, yaparken de usulüne uygun yaparız. Mahkemede hafifletici sebepler olması lazım değil mi? Böyle direkt kalkıp da bodoslama dalmak olmaz. Yani iz anını kaybetmeyeceğim. Gel zaman git zaman. Belki 20 sene geçti üstüne bilmiyorum. 20 sene sonra benim Nur Şakir'di arkadaşlarım var. O zamanlar dükkanda beraber ortaklık yaptığımız arkadaşın evinde sabahladık. Risale'yi Nur'dan soruyorlar. Biz de cevabını veriyoruz. Kitabı açıyorlar, verilen cevap aynı. Böyle çok değişik bir o zamanlar üstad rahmetli çok şey yapardı böyle fişi takardı öyle söyleyeyim kitap okumamıza gerek yoktu yani konuş demişti biz de konuşuyorduk böyle çok güzel sohbetler ettik ertesi günde cumaydı cuma namazına çıkacağız gittik cuma namazına cuma namazı esnasında veya çıkışında arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki falanca şeyh efendi camideymiş ziyaret eder miyiz diğer arkadaşlarına söylüyor nurcu arkadaşlarına söylüyor Sonra döndü bana tabi dedi siz nakşibendisiniz. Aynı böyle şey küçümser ta tabiiyette. Siz nakşibendisiniz dedi siz bir başka şeyhin huzuruna da gitmeye çekinirsiniz sizi çalıverir dedi. Adam çalınacak mal olmayınca rahat davranıyor. Tabi bizim değerli malzememiz var yani. Yok dedim sen yanlış biliyorsun. Ben giderim dedim adamın yanına ne var? Giderim. Yani karşılaştıysam olanca hürmetimle bir de yönelirim. Olurdu olmazdı aldı götürdü beni öbür kapıya geçtik. Ben aralarına geçtim. O zat-ı muhterem beni tanıyor. Tanımasa bile tanır yani. Şöyle baktım bir tek sakallı ben varım. Öbürleri normal badem bıyık mı diyorlar? Öbürleri badem bıyıklı ben sakallıyım. Şöyle baktı. Sizler kimlersiniz dedi. Bu ismini söyledi. Öbürü ismini söyledi. Bereki ismini söyledi. Ben ismimi söylemeye fırsat arıyorum. Beni atladı. İltifat etmiyor belli. Neyse en son arkadaşlarımdan bir tanesi söyledi. Bu filanca filancoğlu filanca Sen de hemen nurcu oldun dedi. Böyle çok çok acayip bir tavır. Ben onu hiç unutamıyorum yani öyle. Yani bir başkası söylese onun alnının ortasında iki tane çakarsın değil mi? Sen de hemen nurcu oldun dedi. Ne demek yani? Nurcu olmak kötü bir şey mi? Ben nurcu olmakla iftihar ederim. Çünkü nuruhum yes abeyne eydihim ve bi'eymanihim. Müminleri vasfederken allah Teala nurları o abdest azalarının nurları her tarafa yayılır, etrafını da aydınlatır. Öyle tarif ediyor, öyle tasvir ediyor. Nurlu olmak mümin olmaktır. Mümin Allah'ın ona verdiği nurla bakar. Öyle değil mi? Nur yansımadır. Allah'ın tecellisinin yansımasıdır. Her bir ibadet edişinde Allah Teala kalbine tecelli eder. Sen Allah Teala'nın senin kalbine ettiği tecellinin farkına var veya var mı? onun nuru, onun tecellisi kalbine aksettiği müddetçe önün aydınlanır. Hakkı batıldan ayır, ayırt ediverirsin. Öyle değil mi? Müminin feraseti var. Feraset dediği ne? Basiret dediği ne? allah Teala'nın ona verdiği, ona yöneldiği zaman, ona verdiği ayrı bir güzellik, Nur yani, tarifi mümkün değil ama nur, nurcu olmakla iftihar ediyorum ben. Öyle şeyim var. Bir de yani halk arasında nurcu olarak tabir edilen Üstad Bediüzzaman'ın ismini de taşıyorum. Bu da benim şeref şerefim yani, ümmetin büyüklerinden birinin ismini taşımak. Hatta çok var sahil isminde. Cennetlik olanlar da var. Ayetle, hadiste sabit olanlar var. Değil mi? Said. Allah Teala müjdeliyor. Cennet ehli diye. Değil mi? Said olmak ne? Ben nurcuyum. Nur sahibiyim. Onunla da iftihar duyuyorum Buna benzer bir şey söyledim. Ben kısa. Bu kadar uzatmadım. Kafasını çevirdi. Diğerlerine elini öptürdü. Kafasını çevirdi. Yürüdü şöyle üç adım veya dört adım atmakla biri geldi ona sövdü. Hacı önüne baksana falan bir şeyler söyledi. Öbürü geldi bir şeyler söyledi. Bir başkası son ses müzik açmış yanaştı hakaret ederek. Oradan pencereyi açtı arabanın içerisinde hakaret ederek bir şeyler söyledi. Çok uzatmak istemiyorum onu o kısmını. Üst üste bunlar oldu benim o kısım ağırma gitti. Ya Rabbi dedim yani tamam güzel de ben benim burada vazifem ne? Nakçi bendilerin şerefini ayakta tutmak ya. Benim yüzümden inşallah olmamıştır öyle düşünüyorum. Normalde bir insan öyle biriyle cedelleşse ardından başına felaket musibet geliverirse ne yapar? Oh iyi olmuş iyi olmuştum değil mi? Öyle der. Öyle, öyle gelmedi aklıma. Elhamdülillah. O da edep. Yani kalbine öyle şey gelmemesi de edep. Gelmedi elhamdülillah öyle bir şey. Gelebilirdi de. Çünkü münkiriyim adamın yani. Dönüverdi. Gözleri dolu dolu. Yanıma geldi. Bundan sonra elini uzattı ben de hemen elimi uzattım elini öpmeye kalktım işte ziyaret ettim güzel bilememişim dedi. Bilememişim. Allahu alem birkaç ay ömrüm kalmış dedi. Babanın da senin de büyüklüğünü fark etmemişim dedi. Nur Şakir'di arkadaşlarının da şahit olsun dedi. Beni affet. Babana söyle beni affetsin. Estağfurullah, estağfurullah bir şeyler söyledik. Yani bizi de katınca işin içerisinde biraz şöyle. Neyse acayip bir şekilde etkilendim ben bu olaydan. Ya neydi bu? döndüğüm üstazın yanına gittim. Dedim ki böyle böyle oldu. Filan oğlu filan şeyh efendi ile karşılaştık. Onunla karşılaştık. Ben böyle böyle yaptım. İşte bana böyle söylediler. Ben öyle cevap verdim. İşte şöyle böyle yani söyleyebildiğim kısmını söyledim. Üstaz baktı. Bak dedi. Bak. Bu genel ifade bir mümin bir mümin herhangi bir kamil müminin yanına gitti o kamil mümin bu normal basit avamdan olan mümine iltifat etmedi kamil kamil olan iltifat etmedi şefkat kanatlarını yere sermedi tevazu göstermediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem direkt ona benim iyalime niye kötü davranıyorsun diye buğz eder. Yüzünü çevirir. Bak kamil mümine normal bir mümin giderse. Edebiyle davrandığı halde bu şefkatle davranmazsa böyle olur. Eğer birinin talebesi olan, müridi olan bir mümin yine kamil bir müminin yanına gitti de edepsizlik yaparsa o silsilesinde nerede birleşti? Sahabe-i kiramda mı birleşti? Tabiinde mi? tebe tabiinde mi? Gavsi Geylen'de mi? Şahin Akşibent'te mi? Nerede birleşti? O birleştiği noktada oradaki pir, oradaki tasavvuf büyüğü, mürşidi kamil olan o müridin şeyhinin kalbine köpeğine sahip çık der dedi. Onun için göndermiyorlar. Aman gitme biz dayak yemeyelim yani. Ya edebini bilmez, oturmayı kalkmayı bilmez, kıyaslamaya kalkar. Değil mi? Hiç kimseyle kıyaslamaz. Her birinin kendine göre bir güzelliği var. Dolayısıyla Allah dostlarının kalbinde birazcık yeri olan bir adama Allah Teala güzel bakar, ona hatırlatır, cennete de o adamı almadan gitmez. Allah Teala hepimizi büyüklerimizin kalbinde yeri olanlardan eylesin. Müminlerin Gönlünde ve duasında olanlardan da eylesin. Hangi mümin? Daha kamillerden bileceğiz. Değil mi? Ya hocadır, büyük adamdır, kutbul azam diyorlardır. Allah katında hiçbir şeyi yoktur. Nice saçı başı birbirine karışmış insanlar vardır. Onların sebebiyle Allah Teala rızklarımızı gönderiyordur. Değil mi? Bilmiyoruz ki Allah Teala kime nasıl tecelli ediyor. Dolayısıyla birbirimize iyi bakmamız lazım. Ola ki yanımızda beraber namaza durduğumuz ya da yan yana beraber yürüdüğümüz, sohbette yanına oturduğumuz kardeşimiz olur da Allah Teala'nın kamil müminlerinden biri olur. Ona karşı da edepsizlik yapmamış olalım. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.